Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina ve Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kitabul Gasp. Gasp ile alakalı kitaba geldik. Evet, Gasp. Hüve Gasp. Türkçe'de tabi gayn kelimesini yağmurun G'siyle mi göstereceğiz? Yoksa K'yla mı göstereceğiz? Bu tabii ki biraz zor olduğu için kasp dersen kasap gibi bir şey anlaşılır. Gasp dersen birisinin malını elinden alıp onun tasarrufunu gidermek manasında. Hüve kasıp izaletül yedi. Eli gidermek. El tasarruf demektir. Hakimiyet demektir. El muhik katı, hak sahibi olan, bu benim malımdır diyorsun. Adam geliyor, onu senin elinden alıyor zorla. Senin el hakkını, yani tasarruf hakkını gideriyor. Neyle gideriyor? Bir ispatiliye değil, mubtıl eti ama. Batıl, haksız olan bir el tasarruf ispat edilerek zorla, yani hak sahibinin tasarrufunu iptal ediyor. Mesela adam geliyor, arabasından adam indiriyor, anahtarı alıyor, adamın arkasına bir tekmek bulup gönderiyor. Zorba adam biniyor arabaya, gidiyor işte. Ne oldu şimdi? Şoför değişti işte. Hakimiyet değişti, bunun gibi yani. Adam geliyor mesela, evden çıkarıyor, atıyor dışarı, kendisi eve oturuyor. Dükkanından çıkarıyor, atıyor dışarı. Böyle mafyalar var daha işte. Şimdi yine var bilmiyorum da. Ne oluyor işte? Bu gasp. Alenen yapıyor bunu. Gizliden alsa ne olur? Hırsızlık. Hırsız görmeden. Sanki kimse görmüyor. Allah-u Teala görüyor, melekler görüyor. O yüzden hırsız o anda görmüyor kimse diye düşünüyorsa imansız olur. Neuzubillah. Demek ki hırsızlık, yan kesicilik nasıl oluyor? Yan kesicilik de farkında olmadan küpekündüz ne yapıyor? Afuruyor. Kesiyor. Sen dalgınsın. Değil mi? Tavafta mesela çok oluyor bu iş. Hacer-i Esved'e giderken millet, sen Hacer-i Esved'e öpmeye gidiyorsun, adam senin cebini öpmeye geliyor. Haberin yok. Çok adamın telefonu, para mara gidiyor. Bazen de cileti biraz fazla atıyorlar, adamın karnını kesiyorlar. Allah muhafaza. O yüzden tek o işleri kalabalık yerlere şey etmemek lazım. Tek gitmemek lazım. İşte demek ki yönleri farklı. Demek ki gizliden alırsa hırsızlık. Gafil edip alırsa yan kesicilik. Zorba olarak baskıyla alırsa gasp oluyor, tamam mı? Mesela festihtamul abdi, köleyi kullanmak. Başkasının kölesine iş veriyorsun. Mesela başkasının çocuğunu habersiz git al şu parayı da bana fırından ekmek al gel diyorsun. Ve hamlü tabbeti, başkasının hayvanını, arabasını izinsiz kullanıyorsun. Buna nedir? Gaspun, kastır. Gördün mü sen? İzinsiz başkasının eşyasını kullanmak ne oluyormuş? Gasp oluyor. O çocuğun diyetini de gönderemiyor. Öyle bir şey olsa çocuğa, o zaman onun şeyini o, tabii mesul olan odur. Mesela çocuğun eline silah versen, çocuğu o silahla bir şey yapsa, orada çocuk mesul değil, onu veren mesul. Yaptığı zararı ona sebep olan şey oluyor. Onlar zaten gelecek herhalde ileride. La lel cülüsü alel bisat. Halı var, seccade var, camide bir halı seccade var ya da bir işte bir yolun kenarına koymuşlar falan. Sen onun üzerine oturdun. Oturmakla onu gasp etmiş olmuyorsun. Sadece istifade etmiş oluyorsun. O gasp sayılmaz. Çünkü adamın o halı sahibinin halısını eline almıyorsun yani. Hükmünü gidermiyorsun. Hükmuhu gaspın hükmü nedir? Gasp ettin. Şimdi ne olacak? El ismu. Günahtır. İn alime. Eğer bu başkasının malı olduğunu bilerek yapıyorsa bu şey adam, günah demiş olur. Bir. Tabi vücubu reddi aynihi, aynen o malı aynen bozmadan geri vermek gerekir. Fî mekâni gasbihi, gasp ettiği yerde. İmkânet bakiyeten, elinde bakiyse, dökülmemişse, kırılmamışsa. Tamam mı? Ya, peki dökülse, kırılsa ne olacak? Ve damağını ödemek vaciptir. Lev heleket, o eşya helak olmuşsa. Üç şey, günah, malı olduğu gibi geri vermek, yoksa
ne yapmak? Kıymetini ödemek. Fefil misliyi. Misliyi var, vezniyi var. Bunlar geçti değil mi şeyde? Sarp bahsinde. Misliyat var, vezniyat var, bir de kıyemiyat var. Misliyat dediği misli, benzeri, piyasada bulunan şeyler. Mesela buğday, arpa, misli dedi işte altın, gümüş, paralar gibi. Keyli dediği kileyle ölçülen, yani buğday arpa gibi kile ölçülen. Vezni dediği tartıyla olan, tuz, şeker gibi şeyler. Vel adedi dediği, adedi değil mütekarip ama. Adetleri birbirine yakın olan yumurta gibi mesela, tavuk yumurtası. Tavuk yumurtası ile kaz yumurtası bir arada olmaz. Hindi yumurtası, onlar farklı şeyler. Diyelim mesela salatalık, boyları aynı. Karpuz, boyları aynı. Büyüklüğü aynıysa, ceviz, boyları aynıysa tamam. Farklıysa olmaz ha. İşte bunların böyle münasip şekilde olanlarında ne verilecek? Bunları gasp etti. Yecibu misluhu. Çünkü bunun misli bulunabilir. Piyasada, memlekette bu tükenmez ya. O bulunur, aynısı verilebilir. Ve inin katal mislu. Bir mevsime geldi ki kıtlık oldu, memle oldu. O misil yok. Bitmiş. O zaman tecibü kıymetuhu, o misliyattan olan şeyin kıymeti vacip olur. Yemel husumeti. Davalaşma, kaza, hüküm verildiği günde. Ki kıymet. Eski kıymet değil. Eski kıymet demek ucuz olabilir. Bak enflasyonu bu şekilde şey yapıyor. Ve de Ebi Yusuf. Ebi Yusuf'a göre ise yemel gasbi. Gasp ettiği gündeki kıymetini verecek. Ben de Muhammed'in imamı diyeri yemel enkıta. Ne zaman bu piyasadan kesilmiş? O zamanki değerinden verilecek diyor. Ve fetvada bununladır deniyor. Buradan şimdi ne çıkarılabiliyor işte? Bu adam 10 sene evvel adama para vermiş. Adam parayı ödemedi falan derken şu anda para düştü. Ne yapalım ne diyelim? İşte o paradan olsa adam zarar edecek. Öteki paradan olsa enflasyona göre yapsak, faiz artışına göre yapsak o zaman bu sefer borçlu zarar çekecek. Ne yani işte altından değerlendirme yapılır. O günkü altın. Yani ödemeyi yapamadığı günden itibaren. Ödemiyor ya. Ne zaman ödemiyor diyelim. İşte para verdiğinden sonra adama bir vade vermiştin. Bir sene sonra para öde demiştin. Adam parayı o gün ödemedi. O günkü para. İmama göre davalaştığı günkü para. Şey, altın yani. Buna da işte ne deniyor? Zarar tazmin gibi bir şey deniyor. Yine de bu işlerde sen ben değil de işi bilen iyi bir ehil bir insana gidip onun fetvasıyla amel etmek lazım. Kendi başına fetva vermek yok. Kitaptan okudum baktım böyle değil. Senin için değil. Kitap bize nedir? Kaynaktır. Bak var. Kitapta var. Bunu şimdi bize ne olacak? O zamanki iyi bir hoca yorumlayacak. Kendi başımıza fetva versek o zaman olduk Vehhabi. Harici. Reformcu. Olmadı öyle. Ya, o zaman peygamber niye geldi ki bize öğretti bunu? Peygamber aleyhisselam niçin onu ashabına öğretti? Yuallimuhumul kitabe vel hikmete. Onlar kitabı öğretiyor. Kur'an öğretiyor. Ya, onlar Arap değil mi? Arap. Kur'an okusunlar yapsınlar. Bak Efendimiz aleyhisselam onlara kitabı öğretiyor ve hikmeti, sünneti düzgün muameleyi öğretiyordu. Ya, onlar Arap olduğu halde. Değil mi? Hac edin dedi Efendimiz aleyhisselam. Ayet geldi. Ya Resulallah, her sene mi yapacağız dedi, sordu. Havlu'yu Arap bunlar. İbareden çıkaramaz mıydı onu? Çünkü namaz günde beş defa ya. Oruç mesela her sene ya. Bak nasıl iş karışıyor. Bilgi çoğaldığı zaman iş karışıyor. O yüzden doğru bilgi almak için mecburen ehline müracaat. Ne buyurdun sen? Hayır, ömürde bir defa. Normalde Kabe her gün durmuyor mu? Duruyor. O zaman her gün hac yapmak lazım dedi yani şeyler. Solaklar diyorlar ya. Hacı her aya yayalım diyorlar ya. Fazla kalabalık olmasın. Bak gördün mü? Mantığına göre gidersen böyle de diyebilirsin. Her gün haç yapalım dersin. Günden her gün cuma namazı kılarsın. Kafayla gidersen yani. Ama edille işte onun izahı ne yapıyor? Bize dini Cenab-ı Hak tarafından geldiğini bildiriyor işte bak. Akılla değil. Akıl anlamak için alettir. Ve fil kıyemiyi kıymetli olan şeylerde yani kel adediyil mütefaviti farklı adetler diyelim elbise değişik şeyler değil mi bunlar? Hayvanlar mesela değişik şeyler. Vel
Bürrül mahluti ne gibi mesela? Vel bürrül mahluti karıştırmış buğday bir şair arpaya karıştırılmış. Normalde bu mislidir ama arpa buğday karışınca birbirine ayrı edilemiyor artık. Bu durumda ne olacak? Kıymet işine dönüyor. Tecrübü kıymetuhu kıymeti verilmesi vacip olur. Yevmel gasbı gasp edildiği günde ki kıymet. İcma. İttifakla. Fe in iddia gasp eden kişi iddia etse ni el helake malı gasp ettim ama helak oldu. Yedim, gitti, sattım, kaybettim falan gibi dese hub ise hapsedilir. Tamam mı? Ne zamana kadar? Hatta yuleme bilinene kadar ki ennehu bu gasp eden kişi levkâne bakiyen ennehu gasp edilen şey o eşya levkâne bakiyen durmuş olsaydı bu adam da hapiste durmaz ne yapardı? Lezherehu onu elbette değil mi, ortaya çıkarırdı. Almalı da ben serbest bırakın derdi. Sümme yukuda sonra hüküm verilir Ali üzerine bil bedeli. O zaman bunun bedelini öde diye hakim ne yapar? Hükmünü verir. Tamam. Peki adam ev gasp etse, arazi gasp etse olur mu? Olmaz mı? Vel gasp bu gasp işi innema amen ancak ve o gasp işi nerede tahakkuk eder? Fima yunkalu nakledilebilen şeylerdir. Çünkü adamını alıp tasarruf altına koyacak değil mi? Ötekinin tasarrufu men edecek. E, araziyi nasıl gasp edecek? Arazi orada duruyor. Tapusu sende. Adam girmiş oraya oturmuş men etmiş. Ev yapacak yapsın. Göndersin zabıta yıktırırsın. Masrafı da adam boynuna kalır. Değil mi? Felev gasebe akaren taşınmaz bir malı, çiftliği, binayı gasp etse feheleki fiyedihi mesela çiftliği gasp etti, orada ağaç maç vardı, sel geldi, oraları perişan etti. E ne olacak şimdi? Gasp edenin suçu var mı burada? La yazın ben. Çünkü bu afat. Helafenli Muhammed, İmam Mevcut'e burada da gasp eden kişi öder. Vakfedilen arazilerde gasp edene ödettirme yapılır diyor. Çünkü o millet ümmet malı ya. Değilse diyelen durmaz. Ama ne kalsa minuhu mesela akarı araziyi işgal etti. Orada bir noksanlık yapsa bir fiili kendi fiile mesela kesik nahu orada oturmasıyla ve zer'ihi oraya eken ekmesiyle orayı kullandı yani. O zaman daminehu yaptığı işten dolayı o verdiği noksanlığı öder. Mesela arsayı değil yani. Arsayı boşaltacak. Yahuzu gasp eden kişi oraya ekmişti ya, o gasp eden kişi alacak. Neyi alır? Re'se mali ana sermayesini, tohum tohumu ne kadar da onu alır. Ve tesaddaku bil fadlı fazla kısmını tasadduk eder. Çünkü o fazlası ona haramdır. Haram mal ne olacak? Fakir fukara satı edilecek. Ve de bir Yusuf la tesaddaku bi diyor. İmam Hüsnü Hoca ise kalanını tasadduk etmez. Kendi malından bunlarını kazanmıştır diyor. Ama İmam Muhammed'in sözü daha evvel geldiği için fetva olur. Ve keza lev isteğalle el abde el mağsube gasp edilen köleyi çalıştırıp gelirine el koysa. Köleyi gasp etti. Tuttu onu bir yerde madende şurada burada çalıştırdı. Parasını aldı. Fe nekasahu köleyi noksanlaştırdı, zayıflaştırdı, hasta etti. El isteğalle çalıştırması. Noksanlaştı köle. Ev acere el müsteare ödünç aldığı bir eşyayı tuttu kiraya verdi. Ve ne kasa o eşyada da bir noksanlık çizik mizik oldu. Ne olacak? Yazmendir noksanı noksan olan vermiş olduğu noksanlık zararı öder. Peki fazla gelen kısım ve ma fadule minel galleti vel ücreti gelirden ve kiradan almış olduğu fazlalıklar da tısattaka bihi onları İmam Azam ve Muhammed'e tısattık eder. Filafenle İmam Yusuf Hoca tasadduk etmez çünkü onun kendi kazancıdır diyor. Fetva ise tasadduk eder. Ona helal olmaz. Ben tasarrafı fil gaspi gasp ettiği arabayı ne yaptı? Boyasını değiştirdi mesela. Evvel vediate vediati ya da emanet almıştı eşeğe. Ondan bir değişiklik yaptı. Ferabiha ve onu o şekilde kullanmakla kar etti. Ve huma bu ikisi yeteayyenani bitteayyin. Ve hemen o almış olduğu gasp
veyahut da emanet yeteayyenani muayyenleşebiliyorlar. Teayyin muayyenleştirmek, yani bu şu şeydir diye dediğin zaman o şey olarak belirlenebiliyorsa kimse ticaret eşyası gibi yani. Muayyen bir şeydir. Bu durumda olan kar ne olacak? Tasaddaka bir rebihi, ona ait olan karı hibe eder, tasadduk eder yani fakire verir. İlyafen lehu eczan, İmam-ı Yusuf gene burada ona helaldir diyor. Halbuki gasp ettiğin malın geliri o. Değil mi? O mal kendisinin değil ki. Ve inkâna o gasp ettiği şey ve emanet olan şey iseler la yeteayyenâni, muayyenleşmiyorsalar para gibi mesela. Adamın 100 dolarını gasp etti, koydu cebine. Biraz sonra çıkarttı, onu kullandı. O aynı para değil. O tayin etmez yani. Ha. Böyleyse o zaman fe'n eşâre ileyhime, o paralara, gasp ettiği para veyahut da emanet parayı işaret etse, gösterse ve ne kadar huma, onlar peşin verse durum ne olur? Fekezalike aynı şekildedir. İmam-ı Azam ve İmam-ı Muhammed'e göre o paradan elde ettiği kar helal olmaz. Ve neşara ila gariyema, o paralara değil de başka paraları gösterse, işaretse ve ne kadar huma, o başka paraları verse ve ne kadar huma, gasp ettiği paraları verse, tamam mı? Ve ev eşare ileyhima, veyahut da o gasp ettiği paraları işaret etti de ve ne kadar garihuma, onlardan başka paralar verse, onları diye başka para çıkarıp verirse, ev atlaka veya mutlak herhangi bir para verdi, işaret etmedi. Lakin ne kadar huma, ancak gasp etmiş olduğu o parayı veyahut da emanet olan parayı verse, tabelluhu ribhu ittifakan, İmamla ittifak ile burada karına helaldir. Çünkü işaret farklı, verdiği para farklı olmuş olur burada. Kıyle ve bihi yufta, fetvada bununladır. Yani birinci kısımda helal olmaması, ikinci kısımda helal olması şeklindedir fetva. Vel muhtar ennu la yatibu mutlaka. Ama seçilen bir fetva var. Tercih edilen. Bu suretlerin hiçbirisinde ona kar helal olmaz. Öyle değil mi? Evet, olmaz yani. Demiş. Bu da başka bir şey. Velev iştara bi'el fil gasbi. Gasp ettiği 1000 lirayla satın alsa, evil vediati, hatta emanet 1000 lirayla satın alsa, cariyeti mi cariye, ta'dülü elfeyni, halbuki 2000 liraya denktir o cariye, fevehebeha, onu hibe etse, ev ta'ame yiyecek maddesi alsa, buğday alsa, fekele onu yese, ne olur? La tesattaku bir şeyin. Burada bir şey tesattuk etmez. O fazlalıklar tasattuğu gerektirmez demek istiyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Değişik değişik konular işte. Teferruat çok. Teferruattan dolayı ne oldu? Bakın şartlara geçti.